Kadına yönelik erkek şiddetini engelleyebilmek için İstanbul Sözleşmesi dünyada Türkiye'nin de imzaladığı ülkeler tarafından gündeme geldi ve yıllardır da yürürlükte. Ancak bu sözleşmeye yönelik son zamanlarda özellikle muhafazakar kesim tarafından eleştiriler yükseltilmeye ve hatta sözleşmeden Türkiye'nin imzasının çekilmesi dahi gündeme getirilmeye çalışılıyor. Bu yönde iş dünyası da hareketlendi ve tepkilerini dile getirdiler. Tıpkı kadının hareketinde olduğu gibi TÜSİAD, TÜRKONFES gibi önde gelen, iş dünyasının önde gelen dernekleri sözleşmeden asla ve asla çıkılmaması için açıklamada bulundular. Biz de işte kadınlar olarak kadın derneklerine de uzanalım. Acaba onlar neler söylüyorlar? Onların görüşlerini alalım istedik. Karşımda İzmir var. İzmir'e gidiyoruz sayesinde. İZİKAT Başkanı Betül Sezgin bizimle birlikte. Merhaba Betül Hanım. Merhaba. Teşekkür ederim Tülay Hanım davet ettiğiniz için. Böyle önemli bir konuda benim de görüşümü aldığınız için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şimdi tabii İstanbul Sözleşmesi'nin gündeme getirilmesi, tartışılması dahi biz kadınları hakikaten rencide ediyor. Bu kadar kapsamlı bir anlaşma şimdiye kadar herhalde yeryüzüne gelmemişti ve çünkü her detayı düşünen, her detayı çözümleyen, yapılması gerekenleri anlatan, resmen şiddetin son bulması için yol haritası çizen bir sözleşmeyi tartışıyor olmak hakikaten adımların geri atılması yönünde ve kadınların yaşamsal haklarının ellerinden alınması yönünde çok kötü bir adım olur. Ben şahsen böyle düşünüyorum. Akla hani aklın yolu birdir diyerek. Ama iş kadınları olarak sizin derneğinizin, İZİKAT'ın ne düşündüğünü de merak ediyorum. Bütün bu tartışmalara olup biteni nasıl karşılıyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz? Evet, yani biz İzmir İş Kadınları olarak BASİFET üyesiyiz. Batı Sanayi İş İnsanları Derneği Federasyonu ve TÜRKONFET üyesiyiz aynı zamanda. Üç hem federasyon hem konfederasyon da aynı şekilde düşünüyor. Yani içinde şiddet olan olaya karşı olan bir şeye biz nasıl karşı olabiliriz? Anlamsız bir tartışma. En önemli şey ev içi şiddet ve kadına olan şiddete hayır denen bir sözleşme. Ben bunu anlıyorum. Maddelerini tek tek okudum. Başka arkadaşlarımız da okudu. Acaba başka bir şey yazıyor da biz mi farkında değiliz diye. Ama temel olarak kadına şiddeti, özellikle ev içindeki şiddeti, hatta kadınla birlikte çocuğa uygulanan oradaki şiddeti de içeren, tüm canlıları içine dahil eden, yani yaşamsal anlamda çok güzel bir sözleşme olarak görüyorum. 11 Mayıs 2011'de ilk defa Türkiye tarafından imzalanmış zaten. Yani çok da güzel bir başlangıç. Hani bu geri çekilme kararını biz anlayamıyoruz. Bütün zaten dernek faaliyetlerimizi ve sürekli sosyal medyalarımızı da paylaşıyoruz. İptalinin doğru olmadığı konusunda. TÜRKONFET de bu konuda çok güzel çalışmaları var. BASİFET'in çok güzel çalışmaları var. Biz elimizden geldiği kadar bunun yanlış anlaşıldığını, yani bu kararın yanlış olduğunu altını çiziyoruz. Bunu tam cümleyle alabilir miyim sizden? Hani İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesi, imzanın geri çekilmesi şu nedenlerden ötürü yanlıştır, kesinlikle yapılmamalıdır diye tam cümle olarak alabilirsem sosyal medyada da özellikle o kısımdan da paylaşmak isterim. Tabii, şöyle söyleyeyim. Kadına yönelik şiddetin ya da ev içinde uygulanan şiddetin bir sözleşmenin iptaliyle ilgili bir durum olamaz. Çünkü kadına yapılan şiddet zaten topluma yapılan şiddettir. Siz kadına bir şiddet uyguladığınız anda çocuğunuz da o şiddetin içinde, eşiniz de o şiddetin içinde, anneniz de, babanız da, kardeşiniz de o şiddetin içinde. Bir kadın eğer şiddet görüyorsa toplum şiddet görüyordur. Sizin aynanız aslında kadınlar. Siz bunu bir sözleşmeyle çok güzel anlatmışsınız ve buna da imzanızı atmışsınız. Sonra ne olduysa bundan vazgeçmişsiniz. Şimdi bu vazgeçmeyle ilgili biz kesinlikle yanlış bir karar olduğunu düşünüyoruz. Ve mutlaka geri adım atılmasını ve kadına şiddetin, ev içi şiddetin altında yatan başka bir şey olmadığını ve bunu da zaten
imzayı geri alan kişilerin çok iyi bildiklerini düşünüyorum. Tabii mutlaka bir anlaşılma vardır diye düşünüyorum. İmzayı geri alma söz konusu değil, İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilme söz konusu değil. Sadece bu konular tartışılıyor. O yüzden de aman imza geri alındı falan diye demiyorum. Evet, evet. Böyle bir şey söz konusu değil. Sadece tüm isimler tarafından bu iş kapatılıyor ve bir açıkçası saldırı halinde devam edip gidiyor. İstanbul Sözleşmesi'nin içinde bir madde var. Bu da dördüncü madde. Bu maddenin üçüncü bendindeki bir ifadeyi kendilerine dayanak olarak alıyorlar. Bu ifadede, bentte bu şiddetin kimlere yönelik olduğunda bu korumadan yararlanması gerektiği ifade ediliyor. Yani hiçbir şekilde şey ayırmıyor, cinsiyet ayırmıyor, kadın erkek ayırmıyor. İçinde diyor ki cinsel yönelim. Bu cinsel yönelim ifadesi nedeniyle aslında fırtına koparılıyor. Niye? Cinsel yönelimle kastedilen LGBT bireyler, efendim LGBT bireyler de mi korumaya alınacak? Ne kadar güzel, gurur duysunlar. Kıyamet koparılıyor. Siz ne dersiniz? Yani ben hiçbir insanı ya da canlıyı ayırmak istemiyorum. Yani bu engelli olur, bu mülteci olur, bu LGBT'li olur, bu herhangi bir kişi olur. Yani insanların sadece cinsel tercihleri yönünden şiddet mi görecekler? Böyle bir şeyi hani hiç kimse kabul edemez zaten. Ben kesinlikle kişisel olarak tabii ki söylüyorum bunu. Kesinlikle hiçbir canlının insan haklarından maruz kalmaması gerektiğini, hiçbir şekilde şiddete maruz kalmaması gerektiğini savunan bir insanım. Çok güzel yazılmış. Ne güzel. Altına da imzanızı atmışsınız zaten. O kadar da güzel ki hani tüm dünya bunun içinde ve tüm dünya bunu kabul ederken imzacılardan bahsediyorum. Siz de buna evet demişsiniz. Ben bir insanın cinsel söylemi, cinsel eylemi beni ilgilendirmez ki. Beni ilgilendiren kısım beni ilgilendirir zaten. Başkasını ilgilendirmez. Yani siz dili, ırkı, işte rengi, cinsel eylemi ya da işte kadın, erkek bunu ayırt ederseniz o zaman nasıl insan haklarından bahsederiz ki? Biz bunların hiçbirisiyle ilgilenmememiz lazım ki o zaman doğru kararları verelim. Yani siz bir şeye eğer bir taraf olarak bakarsanız o zaman karar veremezsiniz. Önce tarafsız neden adalette göz bağlı? O göz bağlı olmasının bir sebebi var. Çünkü ben senin kim olduğunu, rengini, dilini, ırkını ilgilenmiyorum. Sadece olaya bakıyorum diyor. Olaya bakıyorsan sen de bununla ilgilenmemen lazım. Yani LGBT olmuş, işte mülteci olmuş, zenci olmuş, beyaz olmuş, uzun olmuş, kısa olmuş, kadın olmuş, erkek olmuş. Bir önemi yok. Önemli olan canlı olması. Neden hayvan haklarından bahsediliyor? Neden yaşam haklarından bahsediliyor? Canlı olduğu için. Onlara hayata fırsat vermeleri için. Neden yaşatır İstanbul Sözleşmesi deniyor? Çünkü gerçekten yaşatıyor. Çünkü kadının beyanını esas kabul ediyor. Hiçbir kadın çok zor durumda kalmadığı sürece bir başkası için bunu söyleyemez. Öncelikle zaten konunun muhatapları biziz. Konunun muhatapları başkası değil ki. Bizlere sorulmadan nasıl böyle bir şeye evet, hayır ya da şöyle böyle diyebilirler? Muhatap biziz. Kim bunun sıkıntısını çekiyorsa önce onları uzatırsınız. Siz ne düşünüyorsunuz dersiniz. Hangi kadın durduk yerde bir başkasının üzerine bir sorun atsın ki? Yani mutlaka vardır. İnsanız, erkek yapmıyor mu? Yani sırf kadın mı yapıyor bunu? Mutlaka vardır. Ama onu da hukuk ayıracak. Onu siz bir sözleşmenin içinde maddeye koyarak geneli nasıl yargılarsınız? Bu hiç kimsenin haddi değil. Bana şiddet uygulanıyor. Onu sen şey yapamazsın, ilgilenemezsin. Onu ancak hukuk yargılar. Ben bir şey uyguluyorsa, bana birisi şiddet uyguluyorsa, ben de bunu gidip mahkemeye gidiyorsam ya da karakola gidiyorsam, kolluk kuvvetine gidiyorsam, ya olur böyle şeyler, eşle koca arasında deyip eve beni gönderemezsin. Demek ki benim bir sıkıntım var ki karakola kadar gitmişim. Öyle kolay mı karakola gitmek? Evde herkes tartışabilir, herkes kavga edebilir ama karakola gidiyorsanız mutlaka bir şey olmuştur. Mutlaka olay başka yere gitmiştir. Tabii bir de şu durum var. Anayasada hepimiz eşitiz. Anayasa der ki
bu topraklar üzerinde yaşayan her vatandaş, her kişi bu ülkenin vatandaşı ve eşit haklara sahiptir. O zaman anayasaya da aykırı davranılmış oluyor, öyle değil mi? Yani siz LGBT artı bireyleri bu şiddete karşı olan sözleşmenin içinden sırf bu nedenden ötürü bu sözleşmeyi iptal ettiğinizde diyorsunuz ki bana ne kardeşim, Anayasa Mahkemesi'nin eşitlik kararını dinlemiyorum. LGBT bireyler eşit değildir. Onlara şiddet görebilirler. Şiddet görebilirler değil mi? Yani biraz da o anlama gelmiyor mu? Bana öyle geliyor birazcık. Yani sonuçta onun karar mercisi siz değilsiniz. Siz devlet olarak, anayasa olarak, artık oradaki karar merci olarak herkese adil davranmak zorundasınız. Herkese eşit görmek zorundasınız. Yani diline, ırkına, başka bir şeyine bakıp göremezsiniz. Böyle bir şey olamaz. Herkes eşit olacak. Sizin gözleriniz kapalı olacak. Siz kararınızı o şekilde vereceksiniz. Kişilerin cinsel eğilimleri ya da başka bir şeyleri hiç kimse ilgilendirmez. O iki kişi arasındaki eylemdir. Nasıl istiyorsa onu yapabilir. Kimse ilgilendiren bir durum değil. Ama ben tercihim değilse ben uzaklaşırım o. Ama siz farklı bir şekilde adalet önüne çıkıyorsanız eşit olmak zorundasınız. Adil olmak zorundasınız. Bunun tartışması bile olamaz. Yani neyi tartışıldığını bile anlamıyorum. Günlerdir tartışıyorlar bir şey ama yani bir türlü adapte olun, aile hayatının bozulmasından bahsediyorlar. Aile hayatı zaten şiddetle bozuluyor. Yapılan hareketlerden dolayı sağlıklı nesiller yetişmiyor. O sağlıklı yetişmeyen nesiller tekrar dönüyor ve o kısır döngü sizin toplumsal yapınızı bozuyor. Siz eğer doğru yetiştirirseniz ve bahsedilen konuların okullara, müfredatlara girmesini sağlarsanız o zaman önemli bir adım atılacak. Siz toplumsal cinsiyet eşitliğini nasıl bir gözle görüyorsunuz? Gördüğünüz şey herkesin eşit olması. Biz İzikat olarak bir proje yaptık ve o projede kız çocuklarının okulları kız çocukları yönetiyor başlığı altında da bir küçük bir çalışma atölyemiz vardı. Orada erkek çocuklarıyla kız çocuklarını bir araya getirdik ve erkek çocuklarına daha çok bir oyun oynadık. Erkek çocuklarına daha çok hak verdik. Kız çocuklarına o hakları vermedik. Kızlar tabii şaşırdılar ama seslerini çıkartmadılar. Erkekler itiraz ettiler. Neden dediler böyle yaptınız? Dedik sen erkeksin. Sen erkektin. Yapabilirsin, alabilirsin. Hayır dediler. Biz her şeyi eşit yaptık. Neden erkek diye bana fazla veriyorsunuz ki dediler. Yani İlkokul çağındaki çocuklar bunun çok farkında değiller. Büyüdükçe, toplum baskısını gördükçe konu başka yerlere gidiyor. Ama siz okullarda bunu müfredat olarak koyarsanız, bakışı oralardan başlatırsanız onların çocuklarına bakışı da farklı olacak. İşte çalışan kadına farklı bakmak ya da işte kadının özgüvenini yıkmak ya da işte kadına şiddet uygulamak. Yani bir kere dövdü bir şey olmaz, bir kere vurdu bir şey olmaz. Demekle sorunu çözemezsiniz. Yani siz şiddeti sadece bu fiziksel şiddet olarak da değil. Yani ekonomik şiddeti var bunun, sözlü şiddeti var, davranış şiddeti var. Siz bunu yaptığınız sürece yani kendi çocuklarımızdan yola çıkalım. Siz ne kadar şiddet uyguladığınızda o kadar tepkili yaklaşıyor. Ve olay kısır döngüye giriyor. Ama siz doğru bilinçli yaklaştığınızda doğru bir bilinçli bireyler yetiştiriyorsunuz. Devletlerin de yapması gereken bu. Yani nasıl bir çocuğun anneye babaya ihtiyacı varsa toplumun da kadına ve erkeğe ihtiyacı var. İkisi birbirinden ayrılabilir. Anahtar ve kilit gibiler. Yani birbirinden ayrılmalarının tek başına bir anlamı yok. Ancak bir araya geldiklerinde bir anlam ifade ediyor. Peki, dünyanın nasıl kadın? Peki İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye imzasızını çekerse ne olur? Yazık olur. Yazık olur. Çünkü çekmemesi gerekir. Böyle bir karar alacaklarını zannetmiyorum. Şu anda bir kargaşa halinde ortam. Toplum kaybeder. Yani o kadının kaybedeceği falan bir durum değil. Kadın zaten her türlü kendini toparlar. Ama toplum kaybeder. İnanın toplum kaybeder. Çünkü kadın demek bir kadını yetiştirmek, toplumu yetiştirmek demek. Çünkü siz ne kadar bilinçli olursanız çocuğunuza o bilinci aşılıyorsunuz. Ama ne kadar ürkek olursanız
çocuğunuzu o tarz yetiştirip onu da güvensiz yetiştiriyorsunuz. Çünkü eğer kadınlar sağlıklı nesiller yetiştirmezlerse, tabii bu kadın erkek, yani anne ve babadan bahsediyorum, yetiştirmezlerse toplum zaten kaybeder. O yüzden İstanbul Sözleşmesi'ni imzadan çekilmesi demek, toplumun kaybetmesi demektir diye düşünüyorum. Peki İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekilmezse ve İstanbul Sözleşmesi ki o maddeler, kelimenin tam anlamıyla her madde uygulanırsa ne olur? İstanbul Sözleşmesi bize ne getiriyor? Sizi duyamıyorum ama. Sorumu duyabildiniz mi? Tekrarlayayım isterseniz. Duyamadım. İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye imzasını çekmezse ne olur? Ve İstanbul Sözleşmesi'nin her maddesi şahane bir şekilde uygulanırsa ne olur? İstanbul Sözleşmesi Türkiye'ye ne kazandırır? Toplum çok yükselir bence. Yani şu anda bir takım şeyleri yapmakta daha özgür olanlar biraz daha kontrollü olurlar ve bu zaman içinde de yerini bulur. Tabii hemen pat diye olacak şeyler değil bunlar. Zamanla olacak. Ama eğitimin ta ilkokuldan başladığı, ana sınıflarından başladığı bir müfredatla, sonra bunun topluma yayılmasıyla, özel sektör ya da devlet sektörü, kamu demeden, bütün herkesin eşit koşullarda, hiçbir kadın erkek ayrımı olmadan çalışabilmesi, yani insan hakları bu kadar hani şey değil ki, insan olarak yaşamayı anlatan bir şey olur ki bence dünyaya da örnek olur. Biraz belki de bundan korkuluyor. Yani Türkiye şu anda bu tarz bir sözleşmeyi imzaladığında emin olun dünyaya örnek olacak bir ülke olacaktır. Çünkü çok alt sıralardayız. Şu anda imza olarak sanırım birinciyiz Avrupa ve Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da. Ama uygulayıcı olarak neredeyiz? İlk imzalandığı 2011 yılında hemen şey düşmüş, o kadına olan şiddet düşmüş. Ondan sonra uygulamalardaki sıkıntılardan dolayı tekrar yükselmiş. Demek ki uygulamayla ilgili sıkıntımız var. Demek ki o maddelerin her birini tek tek okuyup, iyice özümseyip ondan sonra kararları vermek lazım. Ki maddeler o kadar normal maddeler ki, işte eşitliğin, işte kadın ve erkekte eşit olması, aşağılayıcı içerikler içermemesi, işte birbiriyle iletişim içinde olması gibi çok insani duygular, insanca hareketler. O yüzden eğer bunu hem imzayı geri çekmeyip hem de her maddesi kendi içinde uygulanırsa bence Türkiye topluma örnek olur diye düşünüyorum. İmzayı çekmeden diye düzeltelim. Aslında, evet, imzayı çekmeden, doğru. Yani ihtiyacımız olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek değil, İstanbul Sözleşmesi'ndeki her maddeyi hiçbir şekilde ihmal etmeden hayata geçirmek olmalı. Kesinlikle. Hiçbir maddeyi atlamadan her biri üzerinde çalışılıp ona göre fikirlerini anlatıp tüm topluma da bunu aşılamak çok büyük örnek olacaktır diye düşünüyorum diğer toplumlara da. Ve bu hızlıca yapılmalı diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İzmir İş Kadınları Derneği İZİKAT Başkanı Betül Sezgin bizimleydi birlikte. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.